Animeciler, Japon kültür hayranları, Asya sevdalıları, hoş geldiniz. Umarım abone olup gelmişsinizdir. Günümüzde çok konuşulan, hatta kapatılma iddialarıyla da konuşulan Netflix'in içindeki 3 tane animeden bahsedeceğim bugün size. Animeler hakkında çok bilgiliyim diyemem. Çünkü dersem anime üstadlarına buradan saygısızlık yapmış olabilirim. Seviyorum sizi. 20'yi geçik anime izleyen biri olarak size sadece Netflix'in içinde olan 3 tane sevdiğim animeyi önereceğim diyebilirim. Ondan videoyu izlerken beni çok yargılamayın. Şimdiden teşekkürler. Anime izlemeye başlamak istiyorum diyenler için gelecek bu anime. Anime 101 diye, yani animeye giriş animesi olarak bilinir. Benim de şahsen animeye başlama animem. Çok fazla anime kelimesi geçti. Bu ismi tahmin edebileceğiniz gibi Death Note. Genelde anime bilen anime üstadları konusundan çok biraz abartılmış, overrated dense de bence çok güzel bir anime. Sonuçta bu animeyi izledikten sonra anime dünyasına beni çekti. Başka animeler de aradım. Dedim bu anime bana göreymiş. Hoşuma gitti. Bu tarz izleyeyim de dedirtti bana. O yüzden Death Note'un yeri bende her zaman farklıdır. Konusundan biraz bahsedeyim. 2006 yapımı dram ve suç türünde bir anime. Dahi bir ergen liselinin eline süper bir güç geçiyor. Spoilersız anlatıyorum. Bilenler gülmesin şu an. Daha sonra bu ergen bir takım suçlar işleyince peşine başka bir ergen takılıyor. Bu da dahi, yine dahi bir ergen takılıyor. Bu da o da onu yakalamaya çalışıyor. Özet olarak böyle anime. Animenin içinde adeta bir satranç maçı izliyoruz. Hamlelerle bir iyi dahi, bir kötü dahi, iki tane lisenin maçını izliyor diyebiliriz. Parçaları bir araya getirme, merak, gizem türlerini seven arkadaşlar için bu animeyi öneririm. Hala izlemeyen varsa anime bilip tabii, çok sanmıyorum yani. Ama yine de Netflix'te var. Belki izlemek isteyenler için önerdim. Biz herkese yönelik içerik hazırlıyoruz. Biz dediğim de ben. Diğer animeye geçelim. İkinci animemiz ise One Punch Man. İsminden de anlaşılacağı gibi tek yumrukta düşmanlarını yok eden bir abimizden bahsediyor. Tabii kendisinin hobi olarak süper kahramanlık yaptığını iddia ediyor. Hobi olarak süper kahramanlık yapan, erken yaşta kel kalan bir abimizin hikayesini anlatıyor kısaca bu. 2015 yapımı, 2 sezon 25 bölümden oluşuyor ama Netflix'te ilk sezon var. İlk sezonu ben izledim. Netflix'ten bahsettiğimiz için şu an. Ben de sadece ilk sezonu izledim. Gayet güzel. İkinci sezonu da izlemeyi planlıyorum bir şekilde. Aksiyon ve komedi macera türünde daha çok. Komik kısımlar var. Çok aksiyonu bol değil. Genelde macera. Her bölümde farklı bir olay oluyor şu an. Güzel. Tavsiye ederim. Sıradaki animeyi bana seneler önce öneren İrfan Yiğit kardeşime buradan teşekkürler. Aynı zamanda Film Notları Instagram sayfasında bir admini olarak, buradan reklamını da yapayım sayfamızın. YouTube'dan eğer Film Notları sayfasını takip etmeyen varsa Instagram'daki, takip etmesini tavsiye ederim. Bahsettiğim anime Akame ga Kill. İşte sağlam bir aksiyon arıyorsanız bence bu anime çok iyi sizin için. Anime severlerin de belki bilmediği bir anime olabilir. Yine popüler bir anime aslında. Animede karakter gelişimleri, mükemmel aksiyon sahneleri, çeşit çeşit karakterler, her karakterin kendine ait silahları ve dövüş tarzları, ana bir hikayenin olması, bunun güzelce baştan sona işlenmesi. Yani bir animeden daha ne istersiniz diyeyim. Bir aksiyon animesinden daha ne istenebilir ki? Tabii uyarayım, anime deyip geçmeyin. Animeler bildiğiniz gibi kan ve vahşet içerebiliyor. Hem de normal filmlere göre bazıları kat kat içerebiliyor. Bu da kan ve vahşet içeriyor. Eğer böyle şeylere gelemem diyorsanız uzak durun. Ama çok güzel. Şu anlatılırken bile yani oturup izleyesim geldi. Ben de üniversitede seneler önce izlemiştim bunu. Hala yeri farklıdır bende bu animenin. 2014 yapımı bir anime, 49 bölümden oluşuyor. Açlık ve yoksulluk içinde köyünü kurtarmak için şehre giden Tatsumi'nin başından geçen hikayeyi anlatıyor genel olarak. Ama köyden başka bir şey görmeyen saf kardeşim tabii ki de büyük şehre gelince ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Diyor ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bu videoyu da film notlarındaki animeci kardeşlerim için yaptım aslında.
anime ve Japon kültürünü sevenler çok ayrı bir şey, böyle çok tutkulu ve her şeyi destekliyor. Yani onların toplumunu kıskanıyorum diyebilirim. Umarım takip edersiniz. Beğenilirse izlediğim birkaç tane bilinmeyen, hiç değilse bilinmediğini düşündüğüm anime de önerebilirim. Tabii ki de ama Netflix dışında animeler olacak. Netflix'in çünkü anime kapasitesi çok da iyi değil bence. Buraya kadar bekleyip, beni izleyip veya dinleyip sabreden insanlar için teşekkürler. Animeden hiç anlamıyorsanız bence ilk animeyle başlamanızı tavsiye ederim. Eğer biraz izlediyseniz, izlemediğiniz varsa 3 animeden, 3'ü de bence birbirinden güzel animeler. Tabii Netflix'te olduğu için bunları tercih ettim. Netflix'te olmayanları da bir liste yaparız tekrar. Ben çok anime bilmediğim için siz de bana önerebilirsiniz. Bilinmeyen animelerden olursa ve kısa olursa animeler sevinirim. Yorumlara beklerim. Kendinize iyi bakın.